Herkese merhaba. Revit komutlarını öğrenmeye devam ediyoruz. Önceki videolarda duvar, kapı, pencere çizmeyi öğrendik. Bu videomuzda kolon ve aks oluşturmayı öğreteceğim. Yani bildiğim kadarıyla aktarmaya çalışacağım. Ama ondan önce sırasıyla gitmek gerekirse burada tefrişlerimiz var. Tıkladığımızda tefrişlerimizi yerleştirebiliriz. Projemizde olan tefrişlerden seçebiliriz. Veya family indirerek dosyaya family yükleyerek insert load family diyerek indirdiğiniz family'yi de tefriş olarak kullanabilirsiniz. Bir diğer özelliği de model in place diyerek buradan mesela masa yapmak istiyorsunuz. Bir masa yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir extrusion da oluşturmuş olduk. Şöyle de bir şey yapabilirsiniz. Burada seçenekleri bunlar. Şimdi asıl konumuz olan kolonlara gelelim. Kolon çizmeden önce aks yerleştirmek istiyorum. Akslarımız architecture'ın altında grid. Grid'e tıkladığımızda akslarımızı çizeceğiz. İlk aksımızı çizdik. Çizgisini ve numarasını ve dairesini kendisi yaptı. Aksımıza tıklayıp Properties'ten özelliklerini değiştirebiliriz. Name kısmından bir değil de A yapabiliriz. Veya başka bir şey yapabilirsiniz. Edit Type dediğimizde burada başındaki dairesinin olup olmamasını değiştirebilirsiniz. Burada çizgi kalınlığını değiştirebilirsiniz. Burada çizginin rengini değiştirebilirsiniz. Yani bunlar ne işinize yarayacak bilmiyorum. Standart bıraksanız daha iyi olur tabi de. Burada çizginin tipini değiştirebilirsiniz. Burada sembolün iki tarafta da olmasını sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi diğer tarafta A yazmıyor. Bu şekilde iki tarafına da A yazdırabilirsiniz. Veya burada diğer gridleri de kullanabilirsiniz. Edit Type'dan Duplicate deyip kendinize özel bir grid de oluşturabilirsiniz. Şimdi biz akslarımızı oluşturmaya devam edelim. Tekrar Architecture'ın altında grid ve bu mesafeyi mouse ile de ayarlayabilirsiniz veya offset diyerek de ayarlayabilirsiniz. Pick line seçiyoruz. Offset'ten mesela 150 santimde olsun. Böyle biraz çok iç içe oldular. Tekrar yapalım. Evet, şöyle biraz daha İyi oldu. Tabi burada şimdi isimleri gördüğünüz gibi değişti. Başta yaptıklarımıza göre değil. Çünkü devam ettik sildiğimizin üzerine. Şimdi hepsini baştan silerek yapmaya çalışalım. Buradan ismini A diyerek devam edeceğiz. Grid dedik. Offset verdik. 500 verelim bu sefer. Gördüğünüz gibi B olarak devam ediyor. C'yi yanlışlıkla yukarıya attık. Aşağıya atmamız gerekiyor. Evet, F'ye kadar yaptık. Şimdi dikey akslarımızı da oluşturalım. Bunlar da birden başlamasını istiyoruz. 1 dedik. Tekrar grid, pick line, 500.
Gördüğünüz gibi artık 1, 2, 3 diye devam ediyor. Evet, akslarımızı oluşturduk. Şimdi burada kolon yerleştireceğiz. Biraz kolonlardan bahsedeceğim. Ama önce akslarla ilgili bir şeyden de bahsedeyim. Burada akslar hepsi eşit hizada. Birisini tutup sürüklediğinizde hepsi beraber sürükleniyor. Buradaki kilit işaretini kaldırırsanız farklı noktalara koyabilirsiniz. Yani mimariniz düz bir şey, yapıda olmayabilir. Değiştirmek isteyebilirsiniz. Tekrar eski hizasına getirdiğiniz zaman yine kilitlenecektir ve hepsi beraber hareket edecektir. Şimdi burada kolona tıkladığımızda Properties'te tek çeşit bir kolonumuz var. Bir yerleştirelim kolonumuzu. Şimdi burada bir hata yaptık. Kolon bu kata yerleşmedi. Bu katın altına yerleşti. Hemen bakalım 3D görünümden. Gördüğünüz gibi kolon bu şekilde. Peki bu neden oldu? Bunu silelim. Kolon komutuna tıkladığımızda burada Deep ve Height var. Bundan daha önce bahsetmiştim. Diğer komutlarda da vardı. Duvar komutunda. Deep dediğiniz zaman bu katın altına çizmeye başlıyor. Yani birinci kattaysanız bir alt kata çiziyor. Birinci kattan başlayıp alt kata gidiyor. Height derseniz siz belirliyorsunuz. Birinci kattan başlayıp yukarı doğru gidiyor. Burada Level 2'yi seçebilirsiniz. Birinci kattan ikinci kata kadar veya kaç katınız varsa veya Unconnected diyerek yüksekliğini siz belirleyebilirsiniz. Level 2'yi seçtim ve kolonu yerleştirdim. Şimdi bakalım. Evet. Şimdi birinci kattan başlayıp ikinci kata giden kolonlarımız oldu. Burada iki çeşit kolon var. Bunlardan bahsetmeden önce bir duvar çizelim. Etrafını duvarla kaplayalım şöyle. Şimdi burada bir kolonumuz var. Architecture kolonu seçersek bu etrafını duvarla kaplıyor. Yani kolonu gizliyor. Architecture kolon dediğimiz zaman gördüğünüz gibi kolonu duvarın içine gizlemiş oldu. Ama structure kolon dersek başka bir kolon gördüğünüz gibi duvardan bağımsız çalıştı. Üst üste olmaması gerekiyor bunların. Duvardan bağımsız bir kolon oluşturmuş olduk. Burada gördüğünüz gibi kolon içinde gizli. Bu bir gizleme aracı gibi bir şey. Yani kolonun etrafını süslüyor, kolonu gizliyor. Bu ise duvardan bağımsız çalışıyor. Yine bu da o şekilde. Bunların tekrar kolona gelelim. Evet, duvarlarımız İkinci katta bitsin. Evet, şu şekilde daha net bir görüntü oluşmuş oldu. Biz şimdi bunları silelim. Structure kolonu
Buradaki ölçülerin dışında bir ölçü yapabiliriz. Bunu daha önce göstermiştik. Edit type deyip duplicate deyip mesela 50-50'lik bir kolon yapabiliriz. Burada dimension ölçülerini değiştirmemiz yeterli. Evet, şu an elimizde 50-50'lik bir kolon var. Bu tabii kare olduğu için şu an çok bir anlam ifade etmeyecek ama yine de söyleyeyim. Bıraktığımızda artık döndüremiyoruz ama rotate after dersek bıraktıktan sonra kolonu bize döndürme imkanı sağlıyor. Bu da bu şekilde bir özelliği. Biz bu bütün çizgileri aksların birleştiği yere veya birleşmediği yere, kolonlar neredeyse oralara bu şekilde kolonları yerleştirebiliriz. Bütün kolonları tek tek yerleştirebiliriz. Ve bunun daha kısa bir yolu da var. Kolona geldikten sonra Add Grids diyor. Burada bütün kesişim noktalarına bir kolon koyacak. Seçtiğim kolonu Add Grids'e tıkladıktan sonra bir alan seçiyorum. Yani bütün gridleri seçiyorum veya şuraya kadar olan gridleri seçiyorum. Gördüğünüz gibi buraya bunları yerleştirdi. Veya vazgeçtim. Burayı seçiyorum, yerleştirdi. Veya hepsini seçiyorum. Kolonları kesişim noktalarına yerleştirdi. Finish dediğimde artık bu kolonlar yerleşmiş oluyor ve kolonları tabii ki de grup olmuyorlar. Bunları değiştirebilirsiniz. Rotate ile döndürebilirsiniz. Daha sonra işlemler yapabilirsiniz üzerinde. Bu gayet kısa bir yol ama tabii ki de bütün kesişimlerde kolon olmayabilir, kolon olabilir. Projenize göre size kolaylık sağlayabilecek bir yöntem. Güzel bir yöntem. Kolon oluşturmak da bu şekildeydi. Akslarımızı oluşturduk. Kolonlarımızı oluşturduk. Bir sonraki dersimizde komutları işlemeye devam edeceğiz. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.